Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Sibel şimdi buzdolabının önünde ne yapıyor diye soruyorsunuz. Gerçi başlıkta yazıyor, öğrendiniz ama neyse. Başlığı okumamış olanlar için, ki yoktur, buzdolabı temizliği yapacağım arkadaşlar. O zaman şimdi buzdolabı temizliği nasıl yapılır, biraz bundan bahsedeceğim. Hangi deterjan kullanıyor muyum, ne kullanıyorum temizlik malzemesi olarak biraz onları anlatacağım. Ve içerisini, buzdolabının içi şu an dolu, size göstereyim. Şu şekilde, buzluk kısmı burada. Biraz oldukça boş zaten arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, buzdolabınız boşken, hani market alışverişi yapmamışken temizlik yapmak en mantıklısı. Ben de market alışverişine çıkmadan önce buzdolabının içerisini bir temizlemek istedim. Evet arkadaşlar, nasıl temizliyorum? Bir tatlı kaşığı karbonat, su ve beyaz sirke ile buzdolabımızın içini dışını temizliyoruz. Kimyasallardan uzak duruyoruz ve tertemiz hale getiriyoruz. Hadi o zaman şimdi karışımımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi karışımımızı hazırlıyoruz. Böyle bir sprey kullanacağım ben. Sizin de böyle boşalan bir deterjanınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu yarıya gelecek kadar su, geri kalanını beyaz sirke ve bir tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Beyaz sirke dediğimiz bu arkadaşlar. Tanışmayanlar varsa sebzelerimizi de bununla yıkıyoruz. Kıvırcık, salata temizliğinde gayet güzel tertemiz yapıyor. Orada da kullanabiliyoruz. Temizlik malzemesi olarak da kullanılabiliyor. Buzdolabını ilk önce boşaltacağız arkadaşlar. Bu arada buzdolabının içi dolu, onu söylemeyi unuttum. Karışımım burada beklesin, hazır. Ve ben, ve bu arada bunu karıştırmayı da unutmayın. Çünkü karbonat falan da ekledik ya. Onun için bunu bir güzel böyle karıştıralım. Karışımım burada beni beklesin. Ve şimdi ben buzdolabını boşaltmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu salçayla espri yapmadan geçemeyeceğim. Evet, bol bol yemek yapıp yediğimiz bu salçanın boyutlarından da anlaşılıyordur eminim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eskiden köylerde insanlar böyle salçalarını, pirinçlerini falan çok çok alıp koyarlarmış ya. Bizim evde aynı onun gibi bazen böyle bol bol çok çok alıp kışlık koyduğum oluyor. Bu da onun örneği, yakalandım size. Arkadaşlar diğer bir şeyi de göstereyim. Bunları çıkardım, hemen kenara koydum ama maydanoz ve dereotunu ben daha önceden bu şekilde yıkamadan kavanozlara koyuyorum. Daha sonra mesela yapraklarını ayırıyorsunuz, saplarını ayırıyorsunuz. Kullanacağınız zaman direkt bunun içerisinden yıkayıp kullanabilirsiniz. Ömrünü uzatmış olursunuz. Bu da bir bilgi. Diğer bir üründe ilikli kemik suyu arkadaşlar. Çocukların makarnalarına, pilavlarına bol bol koyuyorum. Çok sağlıklı. Bunu normalde kendim de yapıyorum. Hani kasaplardan ilik alıp onu çok güzel temizleyip çok uzun sürede, hani 12 saat gibi uzun sürelerde kaynatarak kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ben en son uğraşamadım. Çok bir yoğunluğum var bu aralar. Onun için hazır almak zorunda kaldım. Öyle sizin de bilginiz olsun. İlik suyu çocukların gelişim için gerçekten çok faydalı. Siz de alıp kullanabilirsiniz. Çok sağlıklı.
arkadaşlar. Bir diğer nokta da bizim evde çıkan hellim peynirleri. Bu kadar çok ki. Niye bu kadar çok derseniz. Arada bunlar indirime giriyor arkadaşlar. Bizim çocuklar da sadece hellim yediği için sabahları diğer peynirleri tüketmiyorlar. Şansa hellimi tükettiğini fark edince ben paso hellime saldırdım. Sürekli çocuklara muhakkak hani peynir de yesinler diye hellimlerini sabah kızartıyoruz ve önüne koyuyoruz. Hellimlerini bir güzel yiyorlar. Evde bol bol alıyoruz çünkü zaten boyutları da küçük olduğu için çabuk bitiyor. Ve indirime de girmesi tabii ki ayrı bir bizim için avantaj. Buzdolabı da ara ara uyarı veriyor. Bu arada buzdolabını ben kapatmadım arkadaşlar, onu belirteyim. Çünkü hızlıca bir temizlik yapacağım. Onun için elektriği kesmenize gerek yok. Çünkü buzluk kısmı da var biliyorsunuz. Donmuş ürünlerimiz var. Onun için biraz daha böyle çabuk temizlemekte fayda var. Bunları çıkartacağız arkadaşlar. Bunları lavaboda yıkayacağız. Arkadaşlar süper gücümüzü de aldık ve buzdolabı temizliğine başlıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımı zaten gördünüz. Buzdolabını içerisini boşalttım. Rafları çıkarttım. Çıkabilenleri. Ve şu an boş buzdolabına direkt müdahale ediyoruz. Nasıl? Ispısınızı ayarlamıştık dediğim gibi süper gücümüzü. Şu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Bu çok pratik oluyor, bu fısfısla temizlik yapmak. Bu şekilde fısfıs yardımıyla çok rahat temizleyebilirsiniz. Kurumuş ve yapışmış lekeleri bu şekilde bir Scotch-Brite yardımıyla bununla çıkartabilirsiniz. Hani normal bezden ziyade kurumuş lekeleri bununla hallediyoruz. Bu tarafa geçtik arkadaşlar. Bu kısmı hallettik. Yine bunu içerisine sıkıyoruz.
tertemiz oldu. Şunu belirteyim bir de. Yayda şöyle hazır oturmuşken. Arkadaşlar kurulama beziyle kurulamanıza gerek yok. Bu şekilde bırakıyoruz. Buradan da bir iş yükünden kurtulmuş oluyoruz. O zaman şimdi rafları yıkamaya geçelim. Bakalım. Rafları yıkamaya geçmeden önce şunu da belirteyim. Buzluk kısmının da biliyorsunuz temizlenmesi gerekiyor. Ben şimdilik bunlara dokunmayacağım. İlk önce buradaki rafları yıkayıp yerleştireceğim. Daha sonra buranın temizliğine geçeceğim. Dediğim gibi elektriği kesmiyorsunuz. Hızlıca buranın temizliğini yapacağız. Daha sonra raflarını yıkayacağız ve yerleştireceğiz. Zaten oldukça boş, buranın boşaltılması kolay olacak. Ben ilk aşamada aşama aşama gitmeyi seviyorum. Çünkü burası çok raf dolacak mutfak. Ve bu işlemleri yaparken de zorluk yaşayabilirsiniz. Onun için ilk önce buzdolabı kısmını halledip ikinci stepte aynı uygulamayı buzluk kısmına uygulamakta fayda var diye düşünüyorum. Ben böyle bir yol izliyorum. Size de tavsiye ediyorum. O zaman hadi şimdi rafları yıkayalım. Evet arkadaşlar, şimdi rafları yıkayacağız. Normal burada akan suyla. Ama öncesinde ilk önce şöyle bir su akıtıp pislik varsa üzerinde onları akıtmak gerekiyor. Ben yine sirkeli suyla çıkmayan lekeleri kurumuş leke çıprak yardımıyla temizleyeceğim. Sonrasında yine böyle bir suyla durulayıp en sonunda bir kurulama beziyle kurulayıp ya da isterseniz böyle dik dik koyabilirsiniz. Hani vaktiniz varsa kendi kendine de kuruyabilirler. Eğer aceleniz varsa bir kurulama beziyle de kurulayıp yerlerine yerleştirebilirsiniz. Diğer parçalarından da bunlar yanlara geliyor. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Önce şöyle bir suyla içerisinde bir şey varsa akıtıyoruz pisini, kirini. Ondan sonra sirkeli suyla tekrar şöyle bir ovalıyoruz. Kurumuş lekesi varsa onları alıyoruz. Kurumuş lekeleri Scotch Brite kullanıyoruz. Ve hepsini tek tek temizliyoruz. Ve sonrasında da dediğim gibi bu şekilde koyuyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Ya da bir kurulama beziyle kurulayıp buzdolabına yerleştiriyoruz.
kocaman. Şu an sebzelik bölümüne geçtim. Aynı şekilde devam. Arkadaşlar bunu da hallettim. Şimdi size güzel bir şey söyleyeyim. Çok zor gibi görünüyor. Bu işe başlarken ben de nasıl yapacağım acaba diye düşünüyorum. Bulaşık yıkamanın insanların psikolojisine iyi geldiğine dair bir bilgi var biliyorsunuz. Ve gerçekten de öyle. Yani bulaşık yıkamanın, buzdolabı, temizliği yapmanın güzel yanı da insanın psikolojisine iyi gelmesi. Gerçekten bana iyi geldi. Şimdi diğerlerini de aynı hızla devam edeceğim. Dar alanda kısa paslaşmalar oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alanım da oldukça kısıtlandı. Gördüğünüz gibi buzluğu sona bırakmak gerçekten çok yerinde bir karar. Bilmiyorum sizin belki mutfaklarınız daha büyüktür. Ama genelde ne kadar büyük olursa olsun hepsini aşağı indirerek şey yapmayın, kendi alanlarınızı daraltmayın. Böyle step step gitmek, adım adım. Çok daha mantıklı. Evet arkadaşlar, yıkama işim tamamlandı. Ben açıkçası hızlı olsun diye böyle bir kurulama beziyle parçaları böyle kuruladım. Siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz aceleniz varsa. Çünkü benim acelem var. Bir an önce yerleştirmek istiyorum. Her yer çünkü şeyde şu an her yer her yerde diye bir laf var ya. O şekilde benim. Onun için bunu hemen kuruladıklarımı hemen yerleştiriyorum. Beraber yerleştirelim o zaman. Şimdi bu kısmı hallettik. Artık tencerelerimizi ve diğer ürünlerimizi buraya yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi peynirimi, tereyağımı, hani süt içeren ürünleri buraya koyuyorum. Yumurtalık kısmı zaten burası biliniyor. Buraya yumurtamı koyuyorum. Yine yemek yaparken düzenli kullandığım biber ve domates salçaları alt kata koyuyorum. Önceki günden kalan yemeklerim vardı. Şöyle hazır mikrodalgaya girmek için böyle streç filmle kapatıyorum arkadaşlar. Tabak da mikrodalga tabağı. Direkt böyle bir kişilik menü, hazır yemek. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir yemeğim var. Bunu da buraya koyuyorum. Saklama kaplarıyla da ilgili bir videom vardı. Bu küçük saklama kapları gerçekten çok işe yarıyor. İçerisinde yine bunun peynir, sabah kahvaltısından kalan peynirlerimi koyuyorum. Ve buraya da peynir olduğu için yine bir üst katı koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben yoğurdumu kendim mayalıyorum. Onun için şu şekilde yoğurt suyunu ayırmıştım. Kısmı kullanmıştım. Bu yoğurt suyunu da çorbalarda kullanmak için. Şurada yine bir öğünlük yoğurt var. Yoğurdu buraya koyuyorum. Burada da aynı şekilde mayalık yoğurdum kaldı. Yine yoğurt yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar yoğurtları üste koyuyorum. Bu şekilde dardanel tonlarım var. Onları genelde böyle kenarlara yerleştiriyorum arkadaşlar. Burada böyle bir sütlü tatlı var. Onu böyle koyuyorum. Canım istemişti. Tatlı siparişi böyle. Tatlı krizlerim arada geliyor. Hemen gidiyorum tatlı alıyorum. Çok yapmıyorum neyse ki arkadaşlar. Arada böyle. Onun için tatlım var. Size kemik suyunun faydalarından bahsetmiştim. Hani çocuklar çünkü yemek konusunda çok seçici. Onun için dediğim gibi yedek ilik suyum da var. Normal ilik suyum da var. İlik sularını eksik etmeyin pilavlarınızdan. Çocukların özellikle yediği. Şöyle mayonezi bu şekilde koyuyorum. Burada domates sosum var arkadaşlar.
Onu da buraya koyuyorum. Çünkü ben domates sosunu yemeklerde falan kullanıyoruz. Sonunda arkadaşlar bu domates sosunu hazırlamıştım. Patlasyanızı hazırladığımın da videosunu çekmiştim. Bunun için bol bol kullanıyorum. Şu şekilde bir turşum var. Onu bir atması koyuyorum arkadaşlar. Bunlar da böyle puding, kakao gibi şeylere yine böyle yan tarafa yerleştiriyorum. Bu şekilde büyük kavanozları turşunun yanına koyuyorum. Bunda da bir salça var arkadaşlar. Bir de pul biber almıştım arkadaşlar. Bu da dışarıda bozulur diye, baharatlar da bozuluyor biliyorsunuz. Onun için onu da buzdolabında saklıyorum. Çünkü oldukça miktarı fazla, hemen tüketilmeyeceği için. Başında yine bu maydanoz ve dereotunu göstermiştim. Dediğim gibi bu şekilde kavanozlara yıkamadan koyduğunuz zaman, kullanacağınız zaman saplarından ayrılmış hazır bir vaziyette yıkamanız yeterli oluyor. Baharat ve sirkelerinizi de koyabilirsiniz. Hardalı mayonezin yanına koyuyorum. 5 kiloluk salça bir evin olmazsa olmazı. Buraya böyle tam bir şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Az yer kaplamış oluyor. Konmari gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bolca hellim peynirim var. Ben onları stok yaptığım için stoklu ürünlerimi bu aşağıya koyuyorum. Bitti ve bitmedi arkadaşlar. Hellimlerimizi yerleştirdik. Arkadaşlar bolca malzemeyle geldim. Salatalıkları şu sebze bölümüne koyuyoruz. Şu şekilde yine stoklarım var benim. Kuru fasulye ve nohut. Onları hellim peynirlerinin yanına koyuyorum. Paketli ambalajlar oldukları için. Limon, biber, turp gibi salata malzemeleri var arkadaşlar. Onları yine böyle sebzeli kısmına koyuyorum. Ve sucuk ve bir tane peynir arkadaşlar. Onları yine kahvaltı kısmına koydum. Şu şekilde kuru domatesim var arkadaşlar. Bulgur pilavına falan güzel oluyor. Bunun için şöyle koyuyorum. Yoğurt var. Onu da yine kariye yoğurtların arasında. Evet. Şimdi arkadaşlar buzdolabı kısmını hallettik. Buzlu kısmına geçebiliriz. Aynı şekilde beyaz sirke, karbonat ve sudan oluşan karışımımla burayı siliyorum. Arkadaşlar bir kurulama bezi yardımıyla yine buzluğun da parçalarını yıkıyoruz, raflarını yıkadık. Aynı yöntemle burada nasıl yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz ve kuruluyoruz bir bez yardımıyla ya da dediğim gibi vaktiniz varsa kenara koyarsınız. Kendi kendine de kurumasını bekleyebilirsiniz. Ben şimdi kuruladığım için parçaları tek tek yerleştireceğim. Buzlu kısmını yerleştiriyoruz. Zaten çok fazla eşya olmadığı için pıt diye bitecek, merak etmeyin.
Şu şekilde buz küpleri var. Onları buraya koyuyorum. Bunlar da yine buz aküleri. Dondurma var. Şu şekilde koyuyorum. Şu şekilde kurabiye yapmıştım. Fazlasını buzluğa atmıştım. Siz de yapabilirsiniz. Fazla yiyemediğiniz şeyleri bozulmasın diye oraya koyarsanız bozulmamış olur. Ve sonrasında çok bekletmeden tüketebilirsiniz. Çok uzun zaman geçmesin üstünden. Et var. Eti de böyle koyuyorum. Zaten boş arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısmı da tamamladım. Temizlik bu kadardı. Şimdi dışını aynı şekilde temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi buzdolabının dış temizliğine geçtik. Yine sihirli iksirim ile dışını temizliyoruz. Arkadaşlar, bu bir başarı hikayesi. Buzdolabı temizliğinin sonuna geldik. Temizledik, yerleştirdik, iç dış her yerini temizledik. Hem de sadece sirkeli ve karbonatlı suyla temizledik arkadaşlar. Bu gayet güzel bir başarı. Deterjan ya da kimyasal kullanmadan kurumuş lekeleri çıkarmak. Ve gördüğünüz gibi sonucumu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde güzelce yerleştirdim ve neye göre yerleştirdim de size anlattım. Dediğim gibi buzdolabı çalışırken hızlıca yaptığım temizliğimi hızlıca yerleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kafanızda böyle güzel fikirler oluşturmuştur. Siz de buzdolabı temizliği yaparken dikkat edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Diğer bir taraftan kanalıma eğer hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Ve yanındaki alarmı da tıklarsanız ben video attıkça size uyarılar geliyor olur. Diğer bir taraftan yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol yorum yazabilirsiniz bana. Şu videoyu da çekebilirsin gibi konu önerilerinde bulunabilirsiniz. Eğer bu videoyu sevdiyseniz bu tarz videoların devamını bekliyoruz diyebilirsiniz. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Çünkü sizin için faydalı, sizin beğeneceğiniz, sizin ilgi alanınıza yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım başarıyorumdur. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.